Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımız aktif bir kanal, sürekli güncel konu ve videolarla devam etmekte. Bugünkü videomuzda daha önceki bu domatesle ilgili iki tane videom olmuştu. Domates hatlamasıyla ilgili, taban gübresiyle ilgili ve o videolarımda da söz vermiştim. Dedim ki damlama ile ilgili bir video çekeceğim. Çünkü bu konuyla ilgili bayağı sorular gelmekte bana. Hem mail hesabıma hem de yorumlarda. Genellikle damlama borularının, hortumlarının ne kadar uzun olması gerektiği ile ilgili. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim bu tarla 21 dönüm, 20 dönüm diye görelim. 55-60 ton civarında saatte bir suyumuz var. Tek yıllık damlama kullanıyoruz. Hatlarımız 1.40 ve bu tarlayı iki bölümde sulayabilir. 50-60 ton arası suyunuz varsa 10 dönüm 10 dönüm iki defa da sulayabilirsiniz. Tarlamızın ortasından hortum çıkardık. Tarlaya kadar mandallı boruyla geliyor yer altında. Tarlanın ortasında ise bu özel bir hortum arkadaşlar. Basınca dayanıklı. Bunları bu sene yeni kullanıyoruz burada. Daha önce başka yerlerde gördük. Çok avantajlı. Hem depolama alanı olarak avantajlı. Hem fazla parça olmadığı için, tek parça olduğu için lastik değiştirme derdi olmuyor. Tarlanız oradan buradan su kaçırmıyor. Tertemiz bir şekilde, kupkuru bir şekilde kalıyor. Bayağı avantajları var. Şimdi tarlamızın ortasından ana borumuzu, ana hortumumuzu, ağız alışkanlığından gelmiş. Ana hortumumuzu getirdik ve tarlanın yine ortasına bir yerde işaret kattık. Oraya kadar getirdik. Oradan ise sağa ve sola yine aynı hortumlar üzerinde. Bu sağa sola ayrılan hortumlar ise biraz daha ince. 90'lık yani üçlük hortumlar sağa sola götürmekteyiz. Buradan arabaya kadar 80 metre arkadaşlar. Suyu burada ikiye bölüyoruz. Buradan sol tarafımız, kameraya göre sol tarafımız, bu taraf ise arkadaşlar 100 metre. Toplam 180 metre, bunu 80 metre ve 100 metre şeklinde böldük. 90-90 yapsaydık daha güzel olurdu. Fakat tarlamız da biraz yamuk olduğu için, tam dikdörtgen olmadığı için bu şekilde yapmak durumunda kaldık. 17'lik tek yıllık damlama kullanıyoruz. 20 santime delikli, saatte 1.6 litre damlatıyor. Ve bir hat üzerinde çıkabileceğiniz maksimum uzunluk 120 metreye kadar çıkılabilir. Ama optimum, en güzel rakam ise arkadaşlar 80-90 metre civarındadır. Biz şimdi hortumlarımızı tarlanın başından başına çektik ve hortumun ortasında burada görüyorsunuz T çıkışı kattık. Buradan hortumumuzu kesip bir tarafa birini, bir tarafa öbürünü bağlayacağız. Yani bu bizim sırtımızın tam ortasına geliyor. Hortumu kesip bağladığımız zaman sağa sola bir tarafta 80 metre su gidecek, bir tarafta ise 100 metre su gidecektir arkadaşlar. Şimdi şeyde aslında bu T çıkışta tereddütlüyüz. Çünkü çıkış bir tane, su ikiye ayrılacak. Eğer randıman vermeyecek gibi olursa dirsek çıkarıp iki dirsek şeklinde, iki çıkış şeklinde suyu, hortumlarını değiştirebiliriz. Bu şekilde önce bir deneme yapacağız. Bu hortumlar güzel hortumlar ama biraz boruya göre bayağı pahalı. Ama parasını da hak ediyor bana göre. Çünkü kullanışlı, çok güzel, mandal kırıldı derdi yok. Lastik kaçırdı derdi yok. Tarlanız batmıyor. Bir de bunu toplu, işiniz bitti mi topladıktan sonra küçük bir alanda depolayabiliyorsunuz. Ama mandallı 6 metrelik 5 metrelik borularda biraz yer sıkıntısı oluyor. Bu borular bu yüzden çok avantajlı. Şimdi uzunlukları söyledik. Bir hortumun uzunluğu
ortalama 80, 90, 120'ye kadar çıkılabilir. Optimum rakamımız, biz bunu 90 metre diyoruz. Üçlük boru üzerinde maksimum atacağımız hat sayısı, şimdi buradan suyu böldük. Türkiye genelde 2,5'luk ve üçlük az kullanılıyor. %90 2,5'luk boru kullanılıyor. Bu arada Tarsus'a yakınız. Tarsus'tan da bir yakınlaştırdım. Bir manzarayı, Tarsus'u görelim. Karşıda Toros Dağları var. Karları görüyorsunuz. Manzaramız bugün biraz poyraz esiyor. Net görünüyor. Bayağı güzel bir manzaramız var şu anda. Tarsus'a uzaklığımız 5 kilometre. Arkadaşlar şeyde kalmıştım. Bir boru üzerinde, 2,5'luk boru üzerinde maksimum çıkacağınız hat sayısı, çıkaracağınız hortum sayısı 60'tır. 60'tan sonra suyunuz kaliteli gitmez. Vananın yanındaki borulara, hortumlara çok su giderken en sondaki hortumlara az su gider. Mesela şu anda durduğum yere çok uzatırsanız durduğum yere iyi su basar. En son takımın oraya fazla su basmaz. Aslında ben geçen sene biberde 55 çıkış yaptım. 55 çıkış gayet güzel basıyor. 2 bar basınçta saatte 60-70 ton civarında bir suyunuz var ise eğer. Şimdi tek yıllıkları anlattım. Bir de çok yıllıklardan bahsetmek istiyorum. Çok yıllık damlamalar, onlar genelde 16 çapında 20 santim delikli ve 4 litre sebze için ideal kullanılan, saatte 4 litre akıtan ve 20 santim olursa daha iyi. Domatesde 30 santim kullanılabilir ama biber olsun, daha sık ürünlerde 20 santimin üzerine çıkmamak gerekiyor. Şimdi bunlar, bu çok yıllık damlamalar saatte 4 litre damlatıyor. Tek yıllık damlamalar ise saatte 1,6 litre damlatıyor. Yani çok yılın yarısından bile daha az. Çok yıllıkta çıkacağımız en uzun mesafe 40 metre ile sınırlı, hatta 35-40 gibi. Ben yine geçen seneki biberlerimde daha önce 37 yaptım. 37 metreye kaliteli su basmadığı için bunu 30 metreye düşürdüm. Çok yıllıkta 30-35 metre arası iyidir. Tek yıllıkta ise 80-90 metre arası iyidir. Yine çıkış sayıları aynı. 2,5'luk hat üzerinde çıkacağınız maksimum çıkış sayınız, hortum sayısı 60-65'e kadar çıkabilirsiniz. Fakat 50-55 en idealidir arkadaşlar. Makaranın başında Murat, Hanifi ve Mehmet, fikir babaları. Arkadaşlar, Allah izin verirse bugün damlamamızı bitiririz. Son kontrollerini yaparız. Allah kısmet ederse de yarın buranın ekimini yapacağız. Bu arada domates fidelerimiz geldi. Onları depoya indirdik. Ekimini yarın gerçekleştireceğiz, eğer bir hava muhalefeti olmazsa. Bu arada hava muhalefeti demişken, hazır gelen fidelerde, eğer fideleriniz geldiği zaman ve bir hava muhalefeti varsa, ekemiyorsanız havasız yerde bırakmayın. Kutuları üst üste bırakmayın. Çünkü nemli kaldığından dolayı küfleme yapıyor ve bazı hastalıkla ortamın oluşması sağlanıyor. Onun için kutularınızı havadar bir yere katmanız gerekiyor. Bunu da bir dipnot olarak verelim. Kısa bir özet geçmek istiyorum arkadaşlar. Çok yıllık damlamalarda uzunluğumuz 4 litre için konuşuyorum. Saatte 4 litre akıtan damlamalar için konuşuyorum. Uzunluğumuz 30-35 gibi iyidir. Tek yıllık damlamalarda ise 80-90 metreye çıkılabilir. Daha fazla çıkarsanız uygun olmaz. Elbette ki su gider. Uygun olmaz, iyi olmamasının nedenini de anlatayım. Sabahtan beri ben konuşuyorum. Fakat niye iyi olmaza gelince onu söyleyeyim. Siz şimdi eğer 120 metre, biz şimdi ara boruyu ortaya kattık ve sağlı sollu gönderdik. Diyelim ki bu baştan 180 metreye suyu bastınız.
ya da 180 demeyelim, 150 metreye bastığınız zaman şöyle bir deneme yapabilirsiniz. Baştaki girişe bir kola şişesi kattığınız zaman bir damlatıcının altına ve bir de en son takımın sonundaki, borunun sonundaki damlatıcının oraya bir kola şişesi katarsanız ve bu başın çok uzattığınız zaman bu baştaki kola şişesinin dolduğunu, öbür baştaki kola şişesinin bile yarım veya daha az veya biraz fazla olduğunu, eksik olduğunu göreceksiniz. Bu da bu başta fazla su ve fazla gübreniz gidecektir. Öbür taraftaki bitkilerinize ise daha az su ve daha az gübre gidecektir. Homojen bir su dağılımı olmadığı için homojen bir tarlanız, bitkileriniz olmayacaktır. Hepsi eşit şekilde olmayacaktır. Arkadaşlar, yine biraz uzattım. Konuştukça konuşasım geldi bugün. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bu bilgiler ileride yapacağınız işlerde size yardımcı olur diye umuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Rençber TV bereketli mahsuller diler, bol kazançlar diler. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Takipte kalın. Yeni videolarımız gelecek.